Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından rehberlik araştırma merkezi yapılmak istenen Doğan Akdeniz Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek vatandaşlara destek verdi. Dört mahallenin sağlık ihtiyaçlarını gideren merkezin 15 gün içerisinde boşaltılmak istenmesine gavur eziyeti benzetmesini yaptı. Sağlık ocakları kaldırıldı, aile hekimliğine dönüştü. Aile hekimleri için mekanlar bulmaları söylendi, bulundu. Tabii burası da dört mahalleye hitap eden bir merkez olarak oluşturuldu. Şimdi buranın başka bir yere nakledilebilmesi kolay değil. Çünkü o hizmeti verebilecek teknik şartlara uyan, evet, aile hekimlerinin bulundurulması gereken bulunduğu yerdeki mekanlardaki şartların yasaya uyması lazım. Fevzipaşa Mahallesi'nin yanı sıra 3 mahallenin daha sağlık ihtiyaçlarına gideren Doğan Akdeniz Aile Sağlığı Merkezi'nin RAM yapılacağı açıklaması vatandaşları ayağa kaldırdı. Ortaokulu yapılması, bunun sonucunda da rehberlik araştırma merkezinin yer olarak buraya gösterilmesi, sağlık ocağına da uygun bir yerin kendilerine bulundurulması, 15 gün içinde de buranın tahliye edilmesi söylenmiş hekimlerimize. Şimdi buradan kaç mahalle faydalanıyor? 4 mahalle faydalanıyor. Fevzipaşa, Kemalpaşa. Aşağı yukarı 100 kişilik bir günlük muayene sayısı var. En az 100 kişi. Hüsmet Paşa'nın bir bölümü. Evet. Fevzipaşa komple, Davut Kemal komple. Kemalpaşa'nın 10.000 kişi buradan hizmet ediyor. Evet. 15 gün içinde de tahliye istenmiş. Sağlık ocağının bu sürede boşaltılması zaten mümkün değil. Artık burası sağlık ocağı için çok uygun. Herkes buradan çok memnun. Rehberlik Araştırma Merkezi, evet, bir sorun varsa orada, onun başka bir yere tahliyesi. Şöyle de olabilir, Rehberlik Araştırma Merkezi ikinci kat boş, ikinci katta da görev yapabilir. Onlar için de uygun orası. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden RAM'ın mevcut sağlık merkezine taşınacağına dair resmi yazı gönderilmesi ve 15 günlük süre içerisinde boşaltılması için verilen sürenin birinci haftasında isyan eden mahalle halkına, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da destek verdi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Gökhan, 15 gün içinde burayı boşaltmaya yönelik talep uygun değil. Günlük 100-200 kişinin tedavi görmek için geldiği ve 4 mahallenin kullandığı bir yerin kaldırılmak istenmesi doğru değil. En az 1 yıl süre verilmesi uygun olur ama 1 hafta 15 gün süre verilmesi emrivakidir. Mübarek günlerde günah girmenin anlamı yok, bunun adı gavur eziyetidir dedi. Şimdi 15 gün içerisinde böyle bir mekan bulunabilme şansı yok. Dolayısıyla böyle bir emrivaki, 10 gün geçti zaten. Böyle bir emrivaki bu 4 mahalledeki insanları bir kere rahatsız edecektir. Üstelik bu saydığımız mahalleler, Fevzipaşa olsun, Namık Kemal Mahallesi olsun, hatta Kemalpaşa olsun, kısmen de İsmet Paşa, yoğunlukla bu sağlık ocaklarını kullanan insanlardır. Çeşitli nedenlerden dolayı. Yani bu insanlar, bu bizim Fatih Cami'nin oradayken de sağlık ocağı, çok yoğun olarak kullanılır. Nitekim muhtarların ifadesiyle günlük vizite %200 arasında değişiyor. Her gün. Dolayısıyla çeşitli, tam da bu 4 mahallenin de, en azından 3 mahallenin de merkezi bu okula, okul için buraya ihtiyaç olmasının pek anlamı yok. Üstelik okul da değil, yapılmayacak. O merkez başka bir yere taşınabilir ve burası zaten doktorlara bu şekilde verilmiş, hizmet veriyorlar. Mahalleli alışmış, insanlar alışmış. Şu anda çık dediği zaman sokakta kalacak. O hizmeti veremeyecek. Yani şimdi nereye gidecek? Her gün 100 kişi nereye gidecek? Başka sağlık ocaklarına gidilebiliyor mu bilmiyorum yani işlemde nasıl olduğunu ama. Hayır. Burada şu anda 3 mahallemizin muhtarı, diğeri yurt dışında olduğu için katılamadı. 3 mahallemizin muhtarı da burada. Bu konuda vatandaş bana şikayet etti belediyeye. Yani buna bir çözüm bulunması açısından. Ama bizim hadiye çözüm bulabileceğimiz bir şey diyor çünkü standartlar olması lazım. Bekleme odasının metrekaresi, doktor odasının metrekaresi vesaire, muayene odasının metrekaresi. Dolayısıyla bu karardan vazgeçmedi.